Cumhuriyet TV ekranlarından herkese merhaba sevgili seyirciler. Türkiye'de artık ölmek bile pahalı. Pahalı diyoruz çünkü son bir yılda mezar fiyatları iki katına çıkarak %100 zamlandı. Peki yurttaşlar bu duruma ne diyor? Cumhuriyet TV yurttaşlara sordu. Artık parayla oldu. İnsanlar ölmeye bile korkuyor. Ben yurt dışından geliyorum. Almanya'da yaşıyorum ama yani şu gördüğüm pahalılık, hani siz nasıl burada geçiniyorsunuz? Gerçekten yani helal olsun. Hani insan, hani bir de burası, ben Bolu'luyum. Bizim Bolu'da burada en azından yani buranın yarısından aşağı fiyatlar. Hani şöyle bir baktığım zaman en azından gıda. Eskiden buraya geldiğimiz zaman hani gıda çok çok ucuzdu. Şimdi insanlar yani yemek yemeye korkuyorlar artık. Hani bir lokantaya giriyorsun, iki bir şey yiyorsun, 1000 liradan aşağı çıkamıyorsun. İnsan 16 bin lira asgari ücretle hani nasıl geçinebilir? Ben yani aklım ermiyor nasıl insanlar geçiniyor. Yani bilemiyorum yani çok çok zor bir durum. Ülkenin hali de çok zor bence. Burası yalnızca turist cenneti olmuş. Mafya babalarının cenneti olmuş. Bütün mafya babaları burada. Yani uyuşturucu cenneti olmuş. Yani çok kötü bir durumda yani çok karışık yani Allah herkese sabır versin burada yaşayanlara. Ben temelli dönmeyi yani her gurbetçinin şeyidir yani hayaldir temel dönmek. Yani çok ürkütücü ve korkutucu nasıl gelsem buraya geçinirim diye yani düşünüyorum. Onun için yani artık vazgeçtik geri dönmekten. Artık ülkenin hali nasıl nereye gider bilemiyorum yani. Efendim Almanya'da da var mı böyle durumlar? Bir yılda mezar fiyatları iki kat zamlanıyor mu Almanya'da da? Yani şimdi şöyle bir şey var. Yani tabii ki orada biz öldüğümüz zaman genelde buraya gönderiliyoruz. Fakat orada da Müslüman mezarlıkları falan var. Hani orada böyle bir fiyat miyat meselesi yok. Ha şöyle bir durum var. Ufak cüzü bir miktar alıyorlar. Hani Almanlar için söyleyeyim ya da hani Hristiyanlar için söyleyeyim. Ufak cüzü bir miktar alıyorlar. Mezar 10 seneliğine kiralanmış oluyor yani gömülen insana. 10 sene sonra yakınları dursun istiyorlarsa o cüzi miktarı ödüyorlar. Bir 10 sene daha duruyor. Ya da o mezarı başkasına veriyorlar. Yani böyle bir durum var orada. O da büyük şehirlerde, küçük şehirlerde böyle bir durum da yok. Orada hani maddi falan devlet her şeyi karşılıyor zaten. Hani ama burası gerçekten uçmuşlar yani herkes. Hani burada şimdi adam öldüğü zaman parası yoksa ne olacak? Denize mi atacaklar? Ben onu anlamadım. Türkiye'de artık ölmek bile pahalı. En ucuz mezar yeri 5000 liraya yaklaşmışken en pahalı mezar yeri ise 70 bin liraya yaklaşmış bulunuyor ve fiyatı artan tek şey mezar yeri fiyatları da değil. Gassal, mezar taşı, kefen ücreti bile artmış durumda. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu durumu? Artık küllerimi yakın diyeceğim herhalde. Çünkü her şey pahalı. Ondan dolayı yani değerlendirmeye gerek yok ki. Nasıl yaşayacağımızı bilmiyoruz. Bugün öğlen yerken akşamı düşünüyoruz. Ne yapalım, ne yiyelim. Yani hayat şartları çok zor. Başka bir şey diyecek kelime yok yani. Pahalılık %100 oldu. Yani zor. Her şey çok pahalı. Böyle gitmez yani. Sizce ne olmalı? Yani enflasyonu düşürmeli. Maaşları arttırmalı. Her şeyi yoluna koymak lazım yani. Başka ne diyeyim? Parası olmayan biri vefat ettiğinde ne yapacak peki? Nereye gömülecek? Mezarlığa gömülecek. Belediyeye gömülecek. Ne? Belediyeye gömülecek. Yolda 1 lira buldum. Efendim? Yolda 1 lira buldum diyorum. Verecek adam arıyorum. Neler alınabilir 1 liraya? Hiçbir şey alamazsın. Bir şey alamazsın. Belki iki tane sakız. Yok ben... imkansız. 1 lirayla bir şey sokağa atıyorlar 1 liraları. Durumu. Her şey çıkıyor da o niye çıkmasın? Niye mezarı soruyorsunuz? Öbürleri sorsanız da insanlar nasıl geçiniyor da o mezara nasıl gidiyor? Bunu da soruyoruz sizlere de soralım. Nasıl genel durumlar? Geçinebiliyor musunuz? Tabii geçinen var, geçinemeyen var. Vatandaşa soruyor musunuz 10 milyar bin lirayla emekli nasıl geçiniyor? Kira, ne kadar kira veriyor? Ne yiyor? Etin kilosu 600 lira. O
Öldükten sonra bir yere koyarlar seni. Gariban, zaten vatandaş gariban. O garibanı atarlar bir kuyuya. Merak etme, hiç kimse toprağın üstüne kalmamış. Hepsini toprağın içine koyarlar. Onu siz düşünmeyin. O hiçbir şey bulamasa denize atarlar. Yalnız bu enflasyonla insanlar öldü. Onlara ne yaparlar onu düşünün. Bu enflasyon düşeceği de yok. Hayat pahalılığının altında insanlar inim inim inliyor ama lokantalar dolu, herkes araba alıyor. Bu tüketim, insanları tüketime teşvik ettiler. Ondan sonra NAS dediler. NAS ne oldu? Şimdi niye %70'lerde enflasyon faizler? Hayat durdu. Bir insan hiç mi düşünmüyor? Bu insanlar nasıl geçinecek? Sen mezarı düşünüyorsun. Hiç mezarı düşünen ben duymadım. Bak 70 yaşındayım. İnan ki ben nereye gömüleceğim duymadım. Ama ben ne yiyeceğim duydum. Ne yiyeceğim önce ayarlasınlar, ondan sonra nereye yatacağım. Bir yer bulunur. Merak etmeyin. Tamam mı? Bu enflasyonla bu halk eziliyor. Tamam mı? Katına çıktı. En ucuz mezar yeri 5000 liraya yaklaştı. Sizce nasıl? Ben yapacağım bir şey yok ki. Yani. Eninde sonunda hepimiz. Yetkililere söyleyeceğim ya ben şimdi. Yok, sizce normal mi bu durum? Ya normal değil tabii canım. Hiçbir şey normal değil ki bu ülkede. Her şey almış başına gitmiş yani. Fiyatları görmüyorsan 5 TL bir poğaça alıyorsun. 2 ay sonra 10 TL oluyor, 15 TL oluyor. Durmuyor ki yerinde fiyatlar. Her şey de öyle. Kira da öyle, yiyecekler de, gıda da öyle. Her şey de öyle yani. Normal yani, mezar fiyatlarının artması gayet normal yani. Bu durum akıllara Türkiye'de artık ölmek bile pahalı dedirtti. Bu geldi akıllara. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz durumu? Onu söylemiş. Pahalı yani. Yani ben gerçi mezar fiyatlarını bilmiyorum ama öyle bir şey yani artmışsa normal değil yani. Ya şimdi aslına bakarsanız sosyal devletlerde bunlar konu olmamalı. Yani insanlar doğumdan ölüme kadar devletin ve belediyelerin daha doğrusu güvencesi altında olmalı. Yani bunlar için ücret alınması doğru bir mantık değil. Doğru da değil. Hatta bununla ilgili farklı ilişkiler kurulması hele çok ayıp bir şey. Yani. Çünkü insanlar ölen için bu olay hiçbir bir şey değil. Yani kalan için mezar önemli. Yani onu daha ziyaret edebilmek, daha kolay ulaşım sağlayabilmek için. Bu yüzden yani ölenin mezarla ilgisi yok. Yani inançlarımıza göre de ilgisi yok. Bence bu işi devletin bir an önce çözmesi gerekir. Bu iş ücretle falan olmamalı. Daha konforlu defin işlemleri yapılmalı. Şu an bayağı büyükşehir bu konuda gayret gösteriyor. Ben izliyorum. Ama tabii mezar yerlerinin de düzenli olarak artırılması gerekir. O düşüncedeyim. Son olarak fiyatlar bu kadar artmışken yurttaşların aklına da Türkiye'de artık ölmek bile pahalı düşüncesi geldi. Tabii. Bu ekonomik durumları nasıl değerlendirirsiniz? Ya ekonomik durumu değerlendirecek bir şey yok zaten yani. Türkiye'de şu anda en büyük sorunumuz o. Yani paramızın değeri diye bir şey kalmadı. Yani bu ülke insanları şunu görüyor. Korkunç bir devalüasyonla, korkunç bir enflasyonla karşı karşıyayız. Yani buna ne kadar dayanırız bilemiyorum ama yani paramızın hiçbir anlamı yok. Gerçekçi olmamız lazım. Buna bir an önce idarecilerin artık radikal kararlar alması lazım. Tasarruf dediler, bir genelge çıkardılar. Ciddiyetten çok uzak, tamamen halka yapılmış bir tasarruf. Devletin kendisini de değiştirmesi gerekiyor, sistemini değiştirmesi. Müthiş bir harcama kitlesi var, onlardan vazgeçmesi gerekiyor.